O ikiz kardeşim. Hiç çıkmaz mı odasından? Irak'tan döndü döneli kendini oraya hapsetti. İki lafı bile zorla alıyoruz aslında. Banu, ne bu surat? Yoruldu kız bütün gece. Ne yapsın, uykusu geldi. Hey, siz inmeyin boşuna. Ben fidan alır gelirim. Yeter atsın suratını, babam bile anladı. Sana söylüyorum Bennu, aklını başına topla. Kendinin değil başkalarının başını da yakacaksın. Kendin için korkuyorsan tasalanma. Babama bildiğini söylemem. Bennu! Azam Bey de, ben de yorgunuz. Müsaadenizi istesek. Müsaadesizsin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sana da ola. İyi geceler. İyi geceler baba. Zilan. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Dışarı çıkalım mı? Olur. Celal abini çok sever misin? Neden? Niye soruyorsun? Celal abime bir şey mi oldu yoksa? Hapishanede yaralanmış. Annenin haberi yok. Sen de duymamış ol. İyi miymiş peki? İyi iyi. Korkulacak bir şey yok. Silahı sana o mu verdi Zilan? Diyeceğimi dedim o konuda ben. Azam Bey de, babam da iyidir diyorlar. Kimse inanmıyor Arda'ya onu vurduğuna. Ama ben vurdum demiş, suçunu itiraf etmiş. Bu işin doğrusunu bir sen biliyorsun gibi geliyor bana. Bir şey söylemeyecek misin? Abim ne demişse doğrudur, onun lafını ben bozamam. O zaman sana silah veren de Celal abindi. Zilan, eğer bizden fazla bir şey biliyorsan lütfen söyle. Hepimiz için en iyisi bu olur. Özellikle de Celal abin için. Herkes konuşacağını konuştu. Kaderini çizdi. Kimseye başka laf etmek yakışmaz artık. Peki. Ama yine de düşün. Bazen kafasındakiler fazla gelir insana. Anlatmak ister. Eğer istersen ben seni dinlerim. Günaydın Hazar Bey. Günaydın. Herkes kalktı mı? Daha kimse inmedi aşağıya. Misafir mi bekliyordu? Yok, hayır. Günaydın efendim. Günaydın. Oo, maşallah. Nasıl dayanıyorsun oğlum böyle her gece her gece? Kolay değil tabii. O kızla mı birlikteydin? Neydi adı? Sevgi. Ya sabaha kadar oturup konuştuk. Tabii. Sen sabaha kadar oturup konuştun öyle mi? Şiir de okudun mu üstüne? Lan insanın adı çıkacağına canı çıksın ha. Oo, günaydın anne, sultanım. Nereye böyle kaçar gibi sabah sabah? Daha kahvaltı bile etmedik. Ne kaçması canım? Kendi evimde kimden kaçacakmışım? Anne. Şirin'i merak ettim. Gece geç geldik diye arayamadım. Kız hastaydı. Asya tek başına perişan olmuştur şimdi. Bir şeyler yeseydik de öyle gitseydim bari.
Yok, ben orada atıştırırım bir şeyler. Hadi çocuklar, görüşürüz. Görüşürüz anne. Annem hiç yalan söyleyemiyor. Ne yapsın? Misafir sevmiyorum. Hele şahvarlara hiç dayanamıyorum mu desin? O kadar kötü insanlar değil Anış abi. Abarttınız. Hem... Günaydın. 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 Gece uzun zaman oyun odasında kaldın galiba. Biraz oturdum. Düşünebildin mi? Düşündüm. Konuşmak ister misin? Söyleyeceklerim değişmeyecek Hazar. Sen bilirsin. Anlaşabilmek için özel bir şifre geliştirdin sen. Tabii. Hiç işim gücüm kalmadı, bir de bununla uğraşayım. Neydi bu o zaman? Boşver Cesur. Günaydın. Sana da günaydın. Neredeler? Annem Desano'nun yanına gitti. Babam nerede? Yürüyeceğim biraz dedi. Nereye Zilan? Geldiğimden beri yüzüme hiç bakmadın. Leblebi şekerini bile almadın daha. Önce bir babamı göreyim, sonra gelirim yanına. Peki abla. Uzun uzun konuşuruz, tamam mı? Hı hı. Sana rastladığımda yanılmamışım. Gerçekten de Hasan'a çok benziyorsun. Sağ olun. Sen de sağ ol oğlum. İçimi rahatlattın. Hayatta en zor iş nedir bilir misin? Baba olmak. Buraya gelirken ne yalan söyleyeyim, içimde bir korku vardı. Eğer Zilan'ı mutsuzsa, ona kötü davranıyorsan... Azam Bey'den... Bırak konuşayım. Ölüm acısı nedir iyi bilirim ben. Yüreğine saldığı kinin nefreti bilirim. Verdiği canı alan Allah'sa susar sabredersin. Ama insanoğlundan gelmişse... Azam Bey, bunları konuşmasak. Anlıyorum oğlum. Sözlerin saklıyor ama gözlerin bir bir anlatıyor. İsterseniz içeri girelim. Kemal Bey ile babamın işi bitmiştir. Sana son bir sözüm daha var. Zilan benim gözümün bebeğidir. Evlatlarımın arasında belki de en sevdiğimdir. Anlamaya çalış. Ona iyi bak. Ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra... Zilan sana emanetimdir oğlum. Unutma. Baban çok beğendi Hazar'ı. Anne, Dilan'a çiçek için teşekkür ettiğimi söylersin. Çok istedi gelmek. Seni görmek ya. Kendisi gelemeyince bunu gönderdi. Ben anlatamıyorum. Konuşamıyorum. Bu anlatsın derdimi Zilan'a dedi. Bu da Resul'den. Şuna bak. Gönderdiği hediyeye bak. Öyle deme kızım. Seni düşünmüş bak. Onun düşündüğü ben değilim anne. Resul abim hala düşmanlığın peşinde. Al bunu. İstemedi Zilan dersin. Olmaz kızım. Hediye geri çevrilmez. Çok üzülür sonra. Üzülsün. Onun yüzünden biz az mı üzülüyoruz? Ne yaptı ki Resul abin seni üzecek? Ne demek bunlar kızım? Yok bir şey anne, önemli değil.
Anlatsana bana neler yapıyor Dilan. Ne yapsın? Seni özlüyor. Hep dilindesin. Zilan şimdi ne yapıyor? Nerelerde? Peki ya diğer mesele? Atlatabildi mi Arda'nın ölümünü? Ağzını açıp tek laf etmedi o günden beri. Benimle yüz göz olmak istemediğinden mi, başka şeyden mi bilemem. Bazen geceleri gizli gizli ağladığını duyuyorum ya. Utandırmamak için gitmiyorum yanına. Zaman diyorum. Zaman çare olur belki derdine. Hasan Azizoğlu'nun evi, buyurun. Bir dakika lütfen. Hah, Zilan. Ben de seni arıyordum. Sanaymış. Bana mı? Kimmiş? Bilmem. Alo? Zilan. Dilan? Sen misin? Dilan, nasıl özledim seni bilsen. İyi misin? Dilan, ağlıyor musun sen? Ne oluyor orada? Kötüyüm Zilan. Çok kötüyüm. Dayanamıyorum artık, sen de yoksun. Kimseler bilmiyor, anlamıyor beni. Dilan, dur sakin ol, ne oldu baştan anlat. Ne olur sakin ol, ağlama Dilan. Dilan, ya korkutma beni, bir şey söyle. Her yaptığım gözlerine batar oldu. Nefes almam bile suç sanki. Derdimi anlayan yok. Arda'nın acısını gömemeden seni de aldılar benden. Canım kanım çekiliyor Zilan. Ölmeden cehennem ateşlerinde yanıyor gibiyim. Resul abim çarşının ortasına dövüp beni yerlerde sürükledi. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Tamam Dilan, sakin ol, ağlama. Yıllardır burada yaşıyorsunuz. Sizi ne zaman misafir edeceğiz Midyat'a Destan Hanım? Kendi toprağımızda misafir olduk artık. Demem o değil de. Baba, Midyat'ta olanlardan haberin var mı? Hayır, ne olmuş? Ne olmuş kızım? Yoksa Celal... Hayır baba, kızın Dilan. Haberin var mı Resul abimin ona yaptıklarından? Ne olmuş kızım? Çarşının orta yerinde kolundan tutup sürüklemiş kızı. Dövmekten beter etmiş. Ağlamaktan konuşamadı telefonda. Yapmayacaktınız baba. Dilan'ı orada tek başına bırakıp gelmeyecektiniz. Ya da onu da getirecektiniz. Dilan, ne zamandır babanın lafının üstüne laf edersin? Aşiretimizin töresini bilmez misin? Bir aileye iki kurban yetmez mi baba? Töreler de hakkat can ister. Yeter dedim. Göz göre göre kızın ölümünü mü izleyeceksiniz? Gözünüzün açılması için birinin daha mı ölmesi gerek? Yapma kızım. Zilan'ım, sonra pişman olacağın lafları. Ya sen? Pişman olmayacak mısın anne? Eve gittiğinde seni kızın değil de cesedi karşıladığında pişman olmayacak mısın? Baba, Hasan Bey. Dilan'ın hayatı söz konusu. Gencecik bir kızın hayatı bu kadar mı kolay? Ya benim oğlum neydi? Anne. O da genç değil miydi? Onun da hayalleri, geleceği yok muydu? Anne. Konuştuğun yeter Zilan. Fazlasına gerek yok. Azizoğullarının bir evladına şahvarların üç evladı bedelmiş demek.
Zilan. Ben gelmiyorum. Zilan, lütfen saçmalama. Sen git, ben gelmiyorum. Zilan, şu hale bak, yağmur yağıyor. Hadi gidelim, hasta olacaksın. Bırak beni. Zilan. Bırak dedim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sizinkiler merak etti. Sen git, ben sonra gelirim. Nereye gidiyorsun? Dolaşacağım. Ya saçmalama, nasıl yağmur yağdığını görmüyor musun? Bana bir şey olmaz, sen git. Eve gidiyoruz. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Bana emir veremezsin. Oradan oraya sürüklenmekten bıktım artık. Herkesin istediğini yaptım işte. Rahat bırakın beni. Nefes alamıyorum, boğuluyorum. Neye doğru dedilerse yaptım. Neden hala her şey yanlış? Neden her şey bizim başımıza geliyor? Ne günahımız vardı bizim? Arda'nın, Dilan'ın ne günahı vardı? Kime ne yaptık biz? Onlar sadece birbirlerini sevdiler. Bu muydu suçları Azar? Benim suçum neydi? Neden topraktan ayırdılar? Neden sevdiğim her şeyden ayırdılar? Neden? 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 Kızım, nedir bu adetlerin senin? Bir kere de midyatta yaptıydın da yüreğimizi nasıl ağzımıza getirmiştin? Meraktan öldük yavrum. Sırılsıklam olmuşsun be kızım. Ne vardı bu havada kendini sokaklara vuracak? Hala. Sonra sorguya çekersiniz kızı. Hadi götürün odasına, üstünü değiştirsin. Gel, hasta olacak. Gel yavrum. Hadi yukarı, hadi hadi yukarı ben çıkalım. Yürürüm. Hadi. Hadi gel yavrum. Doktor Rıfat Bey'i çağırıver Hazar. Kızı iyice bir muayene etsin, ne olur ne olmaz. Olur baba. Çık sen de değiştir üstünü. Bir de senin hastalığın çıkmasın başımıza. Hadi. Hı hı. Gel Elsem. Gel kızım. Dilan. 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 Tamam. Dilan. 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 Tamam kızım, geçecek şimdi. Neredesin? Tamam canım. Dilan. Tamam yavrum. Dilan. Beni kurban ettiniz. Geçecek. Onu da etmeyin. Dilan. 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 Neredesin? İyi mi hala? Nasıl oldu? Hep aynı. Ateşi hiç düşmedi. Dilan, Dilan diye sayıklayıp duruyor. Hala yapamayız. O kızı buraya getiremeyiz. Biliyorum. Biliyorum oğlum. Babamlar ne diyor? Kimsenin konuştuğu bir şey yok. O kızın buraya gelmesi düşünemiyorum bile. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bu karar vermek bana düşmez. Zilan senin karın. Onunla ilgili her şeyde karar verme hakkın var. Dilan'ın gelmesini istemiyor musun? O kızın aslında hiçbir suçu yok. Arda'yı da o öldürmedi.
Ama bilemiyorum Civan. Ben senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Aslında Arda'nın kardeşi olarak düşündüğümde... Hiçbir şeyi kabullenemiyorum. Hem de hiçbir şeyi. Ama... Bak. Öyle kinli nefretle hareket etmek doğru olmaz bence. Hele söz konusu olan gencecik bir kızın hayatıysa. Belki de iki kızın hayatı. Hasan, şimdiye kadar her şeye sabrettim ama olur da o kızı bu eve getirmeye kalkarsanız ben burada kalmam. Ya bir şey olacağı yok. Durup dururken sorun çıkar mı? Durup dururken mi? Hasan, ne dediğinin farkında mısın sen? Oğlumun ölümüne sebep olan kızı buraya getirmek istiyorlar. Ya kimsenin bir şey istediği yok Berrin. Nasıl yok? Görmedin mi bakışlarını? Açık açık söylemiyorlar ama... Ya söyleyemezler de Berrin. Onlar da ana baba. Evlat acısının ne olduğunu bilirler. Biz çağırmadan Dilan'ı getirmenin lafını bile etmezler. Dilan! Dilan! Zilan'ı gördün mü Kader abla? Yok. Kız hasta zaten. Odasından çıkmaz ki. Günaydın Destan Hanım. Günaydın. Nereye gidiyor bu sabah sabah böyle ateş almış gibi? Anlamadım ki. Zilan'ı sordu. Başka bir şey söylemeden de çıkıp gitti. Zilan'ı mı? Hı hı. Allah Allah. Zilan! Zilan! Lan! Buradayım. Buradayım. Nazar! Sabah sabah ne oldu gene?
Sana söylüyorum oğlum. Zilan odasında yok. E ne olmuş? Ana, dün olanları bilmiyor musun? Sabah köründe bu kız nereye gider? Anasıyla babasının yanına gitmiştir. Öyle midir? Git oğlum, sabah sabah dellenme. Anası babası buradayken. Delireceğim. Nereye gider bu kız? Dolaşıyordur belki de. Annesi anlatmadı mı? Huyuymuş işte. Bir şeye canı sıkıldığında... Başlarım kendini... onun huyuna. Bu kadar insana bunu yaşatmaya ne hakkı var? Haklısın da ne bağırıyorsun? Ben onun haline üzüleyim. Hasta diye, mutsuz diye herkesi karşıma alayım. Şunun yaptığına bak. Zilan'ı buldum. Pazar. Zilan iyi mi? Bilmiyorum.